Yardımcı Öğretmen kanalından herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili 7. sınıflar, bugün sizlerle birlikte sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazılı örneği çözeceğiz. Oldukça güzel bir yazılı hazırladım sizlere. Bu yazılı içeriklerimizi yardımcıogretmen.com sitesinden, kendi sitemizden PDF'lerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Yine bunun yanında atölye derslerimize katılabilirsiniz. Instagram sayfamızdan görsellerine de ulaşabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Videomuzla alakalı yine düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlarınızı yorumlara bekliyorum. Hocam sorular çok güzel de çıktı, çıkmadı diye. Bu tarz dönüşler benim için önemli. Ben bunları sevgili öğrencilerim bir sonraki yazılarıma bakarak tekrar değerlendiriyorum. Evet çalışmamızı yapmaya başlayalım. Karşımızda 7 tane doğru yanlış sorusu var. Her birisi 3 puan değerinde. Toplamda 21 puan kazanacağız. Radyo ve televizyon üst kurulu radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek de görevlidir demiş. Evet rütün görevini burada tanımlamış. Dolayısıyla cevabımız doğru oluyor. Lale devrinde sadece askeri alanda ıslahat yapılmıştır. Aksine askeri alanda ıslahat yapılmamıştır arkadaşlar. Bu ifademiz yanlış bir ifade olarak karşımıza geliyor. Sanayi inkılabı ile ham madde ihtiyacı ve pazara arayışı artmış, sömürgecilik hızlanmıştır diyor. Evet sömürgecilik faaliyetleri burada sanayi inkılabı ile birlikte hızlanıyor sevgili öğrencilerim. Osmanlı Devleti sınırlarına katılan ilk beylik Germiyenoğulları'dır oğullarıdır diyor. Yanlış bir ifade arkadaşlar. İlk önce Karesi Beyliği ya da Karesi oğulları katılmıştır. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış bir ifade olarak karşımıza geldi. Osmanlı Devleti Fransız İhtilali'nin ortaya çıktığı milliyetçilik akımından olumlu etkilenmiştir diyor. Dikkatli okumazsanız yanlış yaparsınız arkadaşlar. Olumlu etkilenmemiştir. Olumsuz etkilenmiştir. Özellikle çok milliyetli yaşayan Avusturya Macaristan gibi Osmanlı gibi toplumlar bundan olumsuz etkilenmiştir ve azınlık isyanlarıyla ciddi anlamda mücadele etmek zorunda kalmıştır. Kapitülasyonlar ilk olarak Kanuni Sultan Süleyman tarafından Fransızlara verilmiştir. Bu ifademiz doğru bir ifadedir. Amacımız da o Hristiyan birliğini, Haçlı birliğini parçalamak ve birlik olmalarını sağlamamaktı. Fakat bu ilerleyen zamanlarda olumsuz etkiler de yaratmış sevgili öğrencilerim. Fetret devrinin başlaması neden olan savaş Ankara savaşıdır sevgili öğrencilerim. Bu ifademiz de yine doğrudur. Timur devleti ile yapılmıştır ve Timur'un fillerinin etkisiyle savaş kaybedilmiştir arkadaşlar ve 11 yıl süren Fetret devri başlamıştır sevgili öğrencilerim. Evet bu çalışmamız tamamlandı ve 7 tane soruyu doğru yapan 21 puan kazandı ve geçtik bir başka kısma. Burada 8 tane sorumuz var ve her birisi 3 puan derinde toplamda 24 puan kazanacaksınız. Evet. Bizans'la Osmanlı Devleti arasında yapılan ilk savaşı sordum sizlere. Arkadaşlar, tarihte ilkler önemlidir. İlklere mutlaka düzgün bir şekilde çalışıp gidiniz. Hatta hepsini ilkleri böyle bir sayfaya da yazıp tek tek onlara çalışabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Bizans'la Osmanlı Devleti arasındaki ilk savaş Koyunhisar Savaşı'dır arkadaşlar. Koyunhisar tam yazamadım ama Koyunhisar savaştır. Şöyle yukarıdan çizelim. Osmanlı Devleti'ne eğitim ve adalet işlerine bakan divan üyesini soruyor arkadaşlar bize. Bunun da adı kaz askerdir. Kadı asker olarak da geçer arkadaşlar. Dolayısıyla kaz askeri buraya yazdık. 16. yüzyılda Avrupa'da Hristiyanlığın Katolik mezhebindeki bozulmalara tepki olarak Almanya'da ortaya çıkan yeni düzenlemelere arkadaşlar reform diyoruz arkadaşlar reform deniliyor. Martin Luther tarafından başlatılan bu akım reform düzenlemelerine etkili oldu ve farklı mezheplerin ortaya çıkmasına neden oldu. Evet arkadaşlar sürekli batıya giderek dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayan kişi de arkadaşlar Magellan'dır. Magellan hatta sevgili öğrencilerim yolculuğu esnasında yerliler tarafından öldürülüyor ve ikinci kaptan olan Delcano bu çalışmayı tamamlıyor ve dünyanın yuvarlak olduğu bu şekilde ispatlanıyor. Kişinin kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederek iletişim kurması arkadaşlar ben diliyle mümkün olur. Dolayısıyla buraya ben dilini yazalım. Yukarıdan da işaretleyelim. 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının bulunması amacıyla başlatılan gezilere arkadaşlar coğrafi keşif diyoruz. Öğretmeniniz mutlaka burayla ilgili bir soru soracak arkadaşlar. Ben birkaç tane bakın Macellan'ı sordum, coğrafi keşifi sordum. Önemli sorular karşınıza gelebilir. Yavuz Sultan Selim döneminde Mısır'ın alınmasıyla ne Osmanlı Devleti'ne geçti? Halifelik Osmanlı Devleti'ne geçti. İlk halife arkadaşlar Yavuz Sultan Selim'dir Osmanlı Devleti'nde. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'deki ilk toprağı. Arkadaşlar bakın ilkler önemli demiştim tarihte. Bunun da kendisi Çimpe Kalesi'dir arkadaşlar. Biz Bizans'a yardım ediyoruz. Karşılığında Çimpe Kalesi'ni istiyoruz ve bu şekilde burayı alıyoruz sevgili öğrencilerim. Evet, geçtik buraya da sevgili öğrencilerim. Artık burada 11 tane çoktan seçmeli soru gelecek ve toplam 55 puanlık kısımda burayı oluşturuyor. Hemen sorulara bakalım. Yukarıdaki yargılardan hangileri iletişimi olumsuz yönde etkiler? Dikkat. Evet arkadaşlar yargılayıcı olmak evet olumsuz etkiler. Empati kurmak hayır olumludur arkadaşlar. Şöyle üstüne olumlu yazalım kafamız karışmasın. Ahlak dersi vermek evet bu da olumsuzdur arkadaşlar. Dolayısıyla sevgili öğrenciler hatta olumsuz olduğu için çarpı da koyalım daha iyi anlaşılır. 1 ve 3 sevgili öğrencilerim olumsuzdur ama 2 numara olumludur sevgili öğrencilerim. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu nedenler arasında sayılamaz? Nedene bakalım. Türkiye Selçuk Devleti'nin dağılmasıyla Anadolu'da birçok Türk beyliği kurulmuştur. Ancak bu beyliklerin yalnızca Osmanlı beyliği kısa sürede devlet olabilmiştir. Hemen bakalım nedenler arasında sayılamaz diyor. Bizanslıların Osmanlı'ya karşı hoşgörülü politikası. Böyle bir politika yok arkadaşlar. Osmanlıların güçlü ve askeri teşkilat kurması. Evet burada olur. Bizans'ın iç karışıklıklar içinde bulunması evet bu da etkilidir arkadaşlar. Tekfurlar ile sürekli sıkıntı yaşıyor valileriyle. Ahi teşkilatının desteği evet bu da önemlidir arkadaşlar. Ahiler Osmanlı Devleti'nin gaza ve cihat politikalarında olumlu katkı sağlıyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada olumlu politikaların yürütülmesi de önemlidir sevgili öğrencilerim. Ama C A şıkkı cevap olamaz sevgili öğrenciler. Evet geçtik bu soruyu. Arkadaşlar üçüncü sorumuzda karşımıza Sultan II. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet ile ilgili bir soru geldi. İstanbul'u fethetmek istemesinin nedenleri arasında yer almaz diyor. Bizans'ın Avrupa devletlerinin Osmanlı'ya karşı kışkırtması. Evet bunu sık sık yapıyor arkadaşlar. Ve işte Haçlı Birliği'nin toplanması neden oluyor birçok sıkıntı yaşatıyor. Dolayısıyla bu bunların nedenleri arasında yer alır. Devletin doğu sınırlarını güvenli sanır. Bir kere Bizans arkadaşlar batı, batıda doğu sınırlarıyla alakalı böyle bir şey söz konusu olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifademiz yanlıştır. Bizans'ın Osmanlı toprak bütününü bozması. Evet arkadaşlar bizim hem Balkanlarda topraklarımız var hem de Anadolu'da var. Ortasında İstanbul kaldı. İstanbul'u da almak istiyor Fatih Sultan Mehmet. İstanbul'un kara ve deniz ticaret yolları üzerine bulunması. Evet arkadaşlar boğazlar üzerinde olması da burada etkilidir. Ama Bursa şıkkı yer almaz. Evet hangisi lale devrinde yapılan yenilikler arasında yer almaz. Lale devrine dikkat eden arkadaşlar zor bir kısımdır. Birçok yenilik yapılıyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Çiçek hastalığına karşı aşı uygulanması evet bu olur arkadaşlar. Çin'i imalathanesinin açılması bu da vardır. İlk Türk matbaasının kurulması evet İbrahim Müteferrika tarafından. Ve arkadaşlar ilk nüfus sayımının yapılması arkadaşlar bu ilk nüfus sayımı. 2. Mahmut tarafından yapılmıştır. Yapılmasının nedeni de biliyorsunuz Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı. Asakiri, i Muhammediye diye bir ordu kurdu. Bu ordunun asker ihtiyacı için bir nüfus sayımı yapıldı sevgili öğrencilerim diyorum. Ve 5. soruya geçiş yapıyorum. 29 Mayıs 1453'te 2. Mehmet fethi oldukça zor olan İstanbul'u 53 gün süren kuşatmanın ardından almayı başarmıştır. İstanbul fethinin Türk ve dünya tarihi açısından birçok sonucu vardır. Bize diyor ki dünya tarihi açısından sonucunu işaretleyin diyor. Yani Türk tarihi açısından değil, dünya tarihi açısından sonucunu bulacağız. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti oldu. Bu bizi ilgilendirir arkadaşlar. Bu değil. Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli topraklarısa bütünlük sağlandı. E bu da Osmanlı Devleti'ni ilgilendirir. Bu da değil. Osmanlı Devleti'nin kuruluş devri erdi. yükselme devri başladı. O da bu da ilgilendirmez kimseyi. Ama orta çağ sona erip yeni çağın başlaması. Evet bu bütün dünyayı etkileyen bir durumdur arkadaşlar. Cevabımız Denizli Şıkkı. Osmanlı Devleti'nde bütçenin hazırlanması ve devletin diğer mali işlerinden sorumlu olan divan teşkilatı üyeleri kimlerdir diye soruyor. Arkadaşlar vizirler padişaha yardımcı olurlar. Yine savaşa gitmediklerinde, padişahlar savaşa gitmediğinde orduyu komuta ederler. Şeyhülislam devletle alakalı kararların dine uygun olup olmadığı konusunda fetva veren kişidir. Kaz askerler az önce soruda gelmişti arkadaşlar. Eğitim ve adalet işleriyle uğraşırlar. Defterdarlar sevgili mali işlerden sorumlu olan divan teşkilatı üyesidir sevgili öğrencilerim. Evet yine önemli sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Bu politikaları işte bu Abdalan Rum, Bacıyan Rum, Ahyan Rum, Gaziyan Rum bunlara bakın arkadaşlar. Bunlar sınavlarda çıkar bence. Evet vatan uğruna canını vermekten çekinmeyen savaşçılar diyor. Osmanlı fetihlerinin kalıcı olmasını etkili olmuştur. Arkadaşlar Abdalan Rum önce savaşmadan önce gidip oraya e, bazı açıklamalarda bulunan dervişlerdir. Dolayısıyla bu değildir. Bacıyan Rum arkadaşlar yine ahilik teşkilatının kurucusu olan e, kişinin Fatma Bacı arkadaşlar eşi. Dolayısıyla burada kadınlara ait bir söz, e, oluşum söz konusu. Bu da değil sevgili öğrencilerim. Ahiyanurum yine ahilik teşkilatı arkadaşlar. Gaziyanurum gaza ve cihattan gelsin arkadaşlar. Aklınıza yani savaştan gelecek. Dolayısıyla sevgili öğrencilerim cevabımız Denizli şıkkı olacaktı. Evet yine arkadaşlar reaya sınıfını iyi bir şekilde bilin. Reaya ve askeri arkadaşlar askeri yönetici demek yani bir yerde. iki kısımdan oluşuyor. Eğer ki diyor bunları gruplarsak hangisi dışta kalır diye sormuş bizlere. Çiftçi arkadaşlar reayadır. Esnaf reayadır. Tüccar yine reayadır. Yönetilen kısmıdır Halk kısmındadır ama kadı arkadaşlar yönetenler kısmında yer alır sevgili öğrencilerim. Geçiyoruz 9. soruya. Buraya kadar geldiyseniz bir beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 2. Mahmut'un devlet yönetimini daha sistemli hale getirmek için yaptığı yeniliklerden birisidir. Bakın arkadaşlar Devlet yönetimi ile alakalı bir şey bulacağız. Hangisi 2. Mahmut zamanında yapılmıştır demiyor. Bakın Yeniçeri Ocağının kaldırılması bu askeri alanda bir durum. Matbaanın kurulması yine kültürel alanda bir durum. Bakanlıklar evet bakın bakanlık yönetimle alakalı bir durumdur arkadaşlar. takvim ve Vekayi yine arkadaşlar iletişimle alakalı bir durumdur. Dolayısıyla sevgili öğrencilerim cevabımız C seçeneği olacaktı. İkinci Mahmut kısmında dikkatli bir şekilde çalışın. Arkadaşlar, yazınızın çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Evet sevgili öğrencilerim, son sayfamıza geldik. Buradaki iki soruyu da tamamlayalım. Yine kaç aldığınızı yorumlara bekliyorum sevgili öğrencilerim. Puanlamalarınızı hesaplayın. Umarım benim sınavdan 100 alabilirsiniz. Birazcık zorladım sizlere. İnşallah güzel geçmiştir. Hangisi arkadaşlar bu yüzyılda gerçekleşen keşiflerden birisi değildir? Bakın yine bir coğrafi keşif sorusu. Coğrafi keşifler 15 ve 16. yüzyılda Avrupalıların yeni ticaret yolları bulmak için başlattıkları yeni kıtaların ve adaların bulunmasıyla sonuçlanan keşif hareketleridir. Amerika kıtasının keşfedilmesi evet arkadaşlar Christoph Kolomb gitmiş Hindistan zannetmiş. Amerika Vespucci gitmiş demiş ki aa burası yeni bir kıta demiş ve keşif başlamış. Ümit burnu yine Bartel Midyaz tarafından bulunmuştur sevgili öğrencilerim. Batı Avrupa'nın keşfi. Zaten Batı Avrupa bilinen yer arkadaşlar. Yani İngiltere'nin, Portekiz'in, İspanya'nın olduğu yerlerden bahsediyor. Burası bilinen bir yer. Hint deniz yolunun keşfedilmesi yine arkadaşlar buradaki coğrafi keşiflerdendir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacaktır. Sanayi İnkılabı nokta noktayla başladı nerede başladığını soruyor galiba. Ve diğer Avrupa ülkelerine yayıldı. Sanayi İnkılabı sonucu nokta nokta imparatorlukları kuruldu. Arkadaşlar Sanayi İnkılabı İngiltere'de başlamıştır sevgili öğrencilerim. Dolayısıyla bunun sonucunda da sömürge imparatorlukları kurulmuştur sevgili öğrencilerim. Evet videoyu beğenmeyi ve videonun altına yorumları yapmayı unutmayın. Bir başka yazılı ya da ders videosunda görüşmek üzere. Sınavda başarılar sevgili öğrencilerim. Hoşçakalın.